Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Ben Uğurcan Özkan. EBSCO'da eğitimlerden sorumluyum. Bugün size kütüphanenizin sağlamakta olduğu Rosetta Stone adlı bir dil eğitim aracından bahsedeceğim. Sesleri özellikle kapattım. İsterseniz hani sesli de sorabilirsiniz ama chat'e yazarsanız sevinirim. İsimlerinizin yanlarında bir sessiz işareti olacak. Hani sessiz, çok kalabalığız şu anda. Bilmiyorum siz sayıyı görebiliyor musunuz ama oldukça kalabalığız. Mümkün olduğunca sessizde kalmaya çalışırsak sevinirim. Bugün size anlatacağımız Rosetta Stone bir dil eğitim aracı. Kütüphanenizin sizlere sağlamakta olduğu bir araç. Ve normal şartlarda hani bireysel olarak giriş yaptığımızda, bireysel olarak kullandığımızda aslında ücretli olan bir kaynak olmakla beraber kütüphanenin sizin için ücretsiz sağlıyor kaynağı. Yani Ankara Üniversitesi'nde bir akademik personelseniz, öğrenciyseniz, idari personelseniz, Ankara Üniversitesi'ne bağlıysanız bir şekilde Rosetta Stone'u ücretsiz olarak kullanabileceksiniz. Bugün de yetkilendirme işlemini nasıl yapacağız? Ondan bahsedeceğim biraz aslında ve sonrasında da hem bilgisayardan nasıl kullanırız, hem mobil cihazlardan nasıl kullanırız onları anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi sorularınız olursa ben sık sık chat kısmını kontrol edeceğim. Chat kısmına yazabilirsiniz. Bu arada sesle ilgili sorun yok değil mi? Chat kısmında bir iki yazıldı bilmiyorum. Boşa konuşmuyorum umarım. Tamam. Teşekkür ederim bilgi verdiğiniz için. Şimdi öncelikle birçok internette biliyorsunuz dil eğitim araçları vesaire var ama bunun biraz farklı olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir yazılımcı ya da yazılımcı grubu tarafından değil, doğrudan dil uzmanlarının tasarladığı, dil uzmanları tarafından geliştirilen bir program ve başarısı da kanıtlı. Yaklaşık 20 yılın üzerinde süredir de kullanılan bir dil eğitim aracı Rosetta Stone. Güzel bir soru geldi daha sonra ulaşılacak mı diye. Kaydını alalım. Teşekkür ederim bu arada. Rosetta Stone'la ilgili biz Türkiye'deki sağlayıcısıyız Rosetta Stone, EBSCO olarak. Türkiye'deki sağlayıcısıyız ve bir dil eğitim aracı sağlamalıyız. Ne sağlamalıyız diye düşündüğümüzde aslında birçok aracı da analiz ettik ve Rosetta Stone'un en uygun olduğunu gördük ve bu süreçte de şöyle bir makaleye denk geldik. Yine Türkiye'de yayınlanmış bir hocamızın yayınladığı bir makale birkaç yıl önce. Burada toplamda 30 öğrencinin bulunduğu bir grupta şöyle bir çalışma yapılıyor. 21 saatlik bir ders süresi olacak. Hoca 21 saat boyunca ders verecek ve şunu ölçüyor. Acaba Rosetta Stone'un katkısı olacak mı? Bunu da nasıl ölçüyor? Öğrencileri iki gruba ayırıyor. Gruplardan bir tanesi sadece bu 21 saatlik derse katılıyor. Diğer grubu ise bu 21 saatlik derse ek olarak aynı zamanda Rosetta Stone'la destekliyor. Tabii değişimi gözlemleyebilmek için de ders süreci başlamadan bir ön testleri yapıyor ve bir de bu ders süreci bittikten sonra testler yapıyor. Görüyor ki Rosetta Stone kullananlar daha yüksek puanlar alıyor. Sınavlarından daha yüksek puan alıyor. Olumlu bir şekilde yansıyor. Dolayısıyla destekleyici, size daha hızlı öğrenme sağlayacak bir araç. Kaç dakika sürecek şeklinde birkaç soru gördüm. Bir 40 dakika kadar sürecek aşağı yukarı. Sunumun toplam süresi. Şöyle bir genel bakış olarak bahsetmek gerekirse, toplamda dünyada 40 bin kadar kurum tercih ediyor kurumsal anlamda. O yüzden oldukça önemli ve en çok tercih edilen dil aracı. Ve tek dil için değil, genelde dil aracı denildiğinde bizim aklımıza gelen İngilizce oluyor. Fakat tek dil yok içerisinde. 30 adet dil var. Burada görmüş olduğunuz Almanca'dan tutun da
İtalyanca'ya kadar, Arapçadan işte Lehçe'ye kadar, Rusça, Yunanca, Farsça, aklınıza gelebilecek neredeyse tüm diller var. Hatta şu an yabancı arkadaşlarımız varsa da Türkçe de öğrenebilirler. Türkçelerini geliştirmek için de kullanabilirler. Tek dil için değil, buradaki 30 dil için tamamını kullanabiliyorsunuz. 30 dilin hepsini aynı anda da aynı kullanıcı adı şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Burada da herhangi bir kısıtlama bulunmuyor ve ulaştırdığı düzey B1. B1 düzeyi, yani orta seviye bağımsız kullanıcı dediğimiz düzey. Bu düzeye ulaştırıyor sizi. Mobil erişim de var. Uzaktan da kullanabileceğiz. Bunların Merhaba arkadaşlar, ben hepsinden Balabalı. bahsedeceğim. Bunların hepsinden mobil olarak da kullanılabiliyor. Sesle ilgili birkaç yorum geliyor ama net olması gerekiyor. Bir kontrol edebilir misiniz acaba? Yorum yapabilir misiniz? Problem yaşayan var mı? Tamam. Sesin iyi olduğu bilgisi geldi. Tamam. Rosetta Stone'u öne çıkaran, yani neden bu kadar çok kullanılıyor, bunu cevaplama konusunda özellikle içerisinde bol miktarda görsel var. Dil öğrenimini sezgisel hale getiriyor. Yani biz genelde hani böyle gramer ağırlıklı çalışırız, konuşurken düşünürüz falan ama bir çocuğun dil öğrenme sürecini düşünün, onun yetişkinlere uyarlanmış hali. Dolayısıyla mümkün olduğunca fazla kullanarak kelimeleri, kalıpları, mümkün olduğunca fazla görselden yararlanılarak dil öğrenimini sağlıyor ve ana dil mantığıyla ilerlediği için de daha kalıcı oluyor. Daha etkili öğrenme sağlıyor. Tüm becerileri, dört beceri var. Konuşma, dinleme, okuma, yazma biliyorsunuz. Bunların hepsini destekleyen alıştırmalar var içerisinde. Kurs yapısı da seviye seviye 4 üniteden oluşuyor. Her seviye toplamda 5 seviye var. Dolayısıyla 20 ünite bitirdiğinizde ulaştığınız seviye B1 düzeyi olmuş oluyor. Chat'ten gözüme çarptı. B1'den sonra bir düzey var mı diye. Rosetta Stone'un üst seviyeleri için, içerisinde işte seviye tespit sınavı vesairenin de olduğu üst seviyeleri için, C seviyeleri için. Şu an Rosetta Stone'la biz bir anlaşma sağladık. Hukuki süreçler kaldı. Biraz hani işin detayları kaldı. O detaylardan sonra onu da ayrıca üniversiteler tercih ederse sizlere sağlayabilecek. Şimdi devam etmek gerekirse ve her ünite altında da 4 adet ders var. Bu dersler altında da bakın çekirdek ders diye geçiyor. Birinci derste çekirdek ders var. Çekirdek dersten sonra odaklı aktiviteler var. Sonra bir tekrar etme kısmı var ve en son kilometre taşı dediğimiz bölümler var. Kurs yapısı da bu şekilde. Ve ek olarak bir de ekstradan alıştırmalar var içerisinde. Bir etkileşimli kısım var. Size görevler verdi. See can speak dediğimiz. Facebook dediğimiz günlük yaşamda en çok kullanılan kalıpların olduğu kısım var. Bir hikayeler bölümü var ve sesli destek bölümü var. Burada bunların hepsinden birazdan canlı olarak da bahsedeceğiz. Tabii geçmeden önce ben chat kısmını bir kontrol edeyim. Soruları alayım. Canlı gösterime geçeceğim. Bu arada tekrar ufak bir hatırlatma yapmak gerekirse lütfen ses kısımlarınızı kontrol edebilirseniz sevinirim. Sessiz olarak kalırsa çok iyi olur. EBSCO hesabı nasıl alınır? Geleceğiz o kısma. İkinci bir dil seçeneği için sıfırdan başlanarak B1 seviyesine ulaşmak mümkün mü? Elbette zaten oraya ulaştırıyor sizi. Tahmini ne zamana B1 seviyesine gelinir? Tahmini olarak Rosetta Stone'un kendi istatistiklerinden çıkardığı ortalama değer
Bir seviyeye geçmek yaklaşık 50 saat kadar sürüyor. Eğer o dille hiç daha önce haşır neşir olmadıysanız, yani 250 saat gibi düşünebilirsiniz aşağı yukarı. Tabii bu sizin öğrenme hızınızla değişir. Ne kadar zaman ayırdığınıza göre değişir. Yatkınlığınıza göre değişir. Ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. B1 üstü eğitim yok mu sorusunu cevapladık. Zaten sertifika program size bir transkript veriyor. Yani çalıştıktan sonra bir raporlama bölümü var. Oradan transkriptinizi alabilirsiniz. Hangi seviyenin, hangi alıştırmasını, ne kadar çalıştığınız görülebilirsiniz. Aynı anda iki dil kısmına da katılabiliyorsunuz. Sorular konusunda da soruları aralarda alacağım. Sona kalırsa çok birikecek çünkü. B2 ya da C seviyeleri ne zaman gelir sorusu var. Dolayısıyla onu bilemiyoruz. Çıktıktan sonra bu sene çıkacak muhtemelen ama tabii kütüphanenizin de değerlendirmesi gerekecek. Şimdi bağlantı kısmına nasıl kullanacağımız kısmına geçelim. Adım adım yani uzaktan eğitimlerin aslında bilgisayar başında olmak da avantaj. Birlikte gerçekleştirebiliriz bu adımları. Ben tekrar ekranımı paylaşacağım. Ankara Üniversitesi'nin kütüphane sayfasına gittik. kütüphane.ankara.edu.tr. İlk erişim sağlayacağımız adres burası. Tabii Rosetta Stone'a erişim sağlayabilmek için Ankara Üniversitesi'nin bir kullanıcısı olmanız lazım. Bunun için de bunu tabii Rosetta Stone'a bunu söyleyebilmemin iki yolu var. Bir tanesi üniversite internet ağında olmak. Eğer üniversite internetindeyseniz doğrudan zaten size bir hesap oluşturma şansı sağlayacak. Eğer değilseniz üniversite internet ağında bakın ekranın biraz altında şu an web tarayıcım gözüküyor değil mi? Kütüphane sayfasındayım. Tamam. Şurada kampüs dışı erişim seçeneği var. Buradaki kampüs dışından nasıl erişim sağlayabileceğimizi anlatıyor. Detaylıca açıklanmış burada. Mesela işte Firefox kullanıyorsanız ayarlar nasıl yapılacak? Burada hepsinin dokümanı var. Anlatılıyor. Bu adımları takip etmeniz lazım. Yani bir tarayıcıda yerel ağ bağlantı ayarlarını değiştirmeniz gerekecek. Sonrasında bakın Proxy Ankara.edu.tr port numarasında da 3121 yazdığınızda size bir kullanıcı adı şifre soracak. Açık. Buraya da bakın kullanıcı adı kısmına TC kimlik numarasını, parola kısmına da mail adresinizin parolasını girmeniz gerektiği yazıyor. Yani basitçe ifade etmek gerekirse ben şu an Google Chrome açık bizde. Google Chrome üzerinden gidecek olursak sağ tarafta üstte bakın bir 3 nokta ayarlar kısmına gittim. Mozilla'da da böyle. Yani arama kutusuna proxy yazdığınızda bilgisayarın proxy ayarlarını açabilirsiniz. Ve buradan bir manuel kurulum yapacağız. Yani şu kısmı değiştirip adres port bilgileri kütüphane sayfanızda yazıyordu. Bunları girdikten sonra tarayıcı tekrar başlar. Sonrasında da TC kimlik numarası ve mail adreslerinizin şifresiyle giriş yapabilirsiniz. Bu ayarları her sefer yapmanıza gerek yok. Hani kütüphane kaynaklarının kullanımı için bu sadece dil eğitim aracı için değil. Mesela kütüphane sayfanızdaki şu arama kutusunu da yani elektronik kaynakları, kitapları vesaireyi de böyle tarıyorsunuz. Dolayısıyla mesela Mozilla'da bu ayarlarınızı bir kere kaydedip zaten İnternette herhangi bir yere biliyorsunuz şifre girdiğinizde de kaydedeyim mi diye soruyor tarayıcı. Onu da kaydet dediğinizde kütüphane ile ilgili bir şey yapacağınızda bu dili öğrenmek olsun, kaynak taramak olsun ve Mozilla'ya tıklarsınız, okey demeniz yeterli olacak. Kütüphane sayfanızda açılış sayfanız yapabilirsiniz hatta. Şimdi bu bilgiler girildikten sonra
Kampüs dışı ayarlarınız yapıldıysa, şu an zannediyorum birçok kişi zaten kampüs dışından giriş yapıyordur. Hali hazırda bu bilgileri olanlar zaten şu anda giriş yapmışlardır bile. Kaynak araştırma bölümünden veri tabanları ya da e-kütüphaneye tıklayabilirsiniz. Burada veri tabanları listesinde R harfinde Rosetta Stone'u görüyoruz. Rosetta Stone bölümünde veri tabanına git seçeneğine tıklayacağız. Şimdi üniversite internet ağındaysanız ya da kampüs dışı erişim ayarlarınızı yaptıysanız direkt bu ekranı geçersiniz. Fakat ben şu anda kendi internetimden bağlanıyorum ve burada da bir kullanıcı adı şifre soruyor bana. Yetkili bir kullanıcı olmadığım için. Şimdi burada bugünlük sadece sunuma katılanlar için sunum sonrasında kaldırmam gereken bir kullanıcı adı şifre var. Onu sağlayacağım size. Chat kısmına yazacağım bunu. Lütfen chat kısmından siz de birlikte deniyorsanız şu anda bu kullanıcı adı şifreyle eğer uzaktan erişiminiz yoksa ya da üniversite internetinde değilseniz giriş yapabilirsiniz. Tekrar açmayı elbette göstereyim. Kütüphane ana sayfasındayız. Buradan kaynak araştırma bölümüne diyorum. Veri tabanları ya da e-kütüphane seçeneklerine tıklayabilirsiniz. Burada R harfi altında. Bakın kütüphane şuraya uyarı da koymuş. Kampüs dışı erişim için. Proxy ayarlarınızı tanımlayın diye. R harfinde Rosetta Stone seçeneği var. Bu ekran geldiyse şimdi chat'e yazacağım kullanıcı adı şifresini kullanın lütfen. Rosetta Stone diye farklı bir kullanıcı adı şifresi açıldıysa, şifre ekranı açıldıysa orada bekleyelim. Şimdi User ID kısmına chat kısmına yazıyorum. Password kısmına da yine chat kısmına yazıyorum. Biraz yavaşlayayım. O sırada soruları alayım. Siz de bir taraftan deniyorsanız ben hem soruları cevaplamış olayım hem de siz bu arada zaman kazanmış olun biraz. Aynı anda birden fazla dil öğrenebiliriz. Kampüs dışından giriş yapılabilir dediğim gibi. Şimdi buradan bir hesap oluşturacağız size Rosetta Stone için. O oluşturduğunuz hesapla mobil cihazlardan da girebileceğiz. Daha önce kayıt olduysanız size bir şifremi unuttum linkini açarız. B1'den sonra henüz bir seviye yok. Dersleri kaydediyoruz. Mezun olduktan sonra mobil cihazınızdan silmediğiniz sürece kullanabilirsiniz. Sildiğiniz anda bir sonraki yüklemeyi yapabilmek için üniversite anında olmanız gerekir. Aynı anda 3 dil çalışabiliyor muyuz yoksa 2 mi sadece? Yani vaktiniz varsa 30'unu da çalışabilirsiniz. Şifre soruyorsa her halükarda kullanıcı adı şifreyi tekrar yazıyorum. Soranlar için. Şifreyi de tekrar yazdım. Şimdi kullanıcı adı şifreyi ben de giriyorum. Burası dediğim gibi sizde normalde uzaktan erişimle girmeniz lazım ki bu ekran gelsin. Şimdi bu ekran ise bizim kendimize özel bir Rosetta Stone kullanıcı adı şifresi belirlediğimiz ekran. Dolayısıyla şu an lütfen kendi mail adreslerinizle bir kullanıcı adı ve şifre belirleyin ve çalışmak istediğiniz dili seçin. 30 dil arasından istediğiniz dili seçebilirsiniz dediğim gibi. E-mail adresi olmak zorunda kullanıcı adı ve son kısmında bazen kopyala yapıştır yaparken boşluk bırakıyor. Son kısmında boşluk kalmasın. O zaman kabul etmeyebiliyor. Daha önceden hesabı olup bir şekilde oluşturup hatırlamayanlar da
Sign-in butonunun altında şifremi unuttum seçeneği var. Buradan şifremi unuttumdan mail adresinize bir şifre sıfırlama maili yönlendirebilirsiniz. Buradaki kullanıcı adı şifreniz daha sonra mobil cihazlarda da lazım olacak. Lütfen şu an hesabınızı oluştururken aynı anda bilgisayarınızda ya da cep telefonunuzda bir yere kaydederseniz işinize yarayacaktır. Username kabul etmedi diye bir kısım var. Yanlış mı yazdım? Yok, username doğru ama sadece user ID'den sonraki kısmı alın lütfen. Proxy ayarlarını en son tekrar gösteririm. Bunun sonunda tekrar hatırlatın lütfen. Tekrar gösteririm. Mobil uygulamaya geleceğiz. Önce bilgisayardan bir halledelim. Şimdi ben daha önce oluşturduğum bir kullanıcı adı şifremle giriş yapıyorum. İlk sefer için zaten ne yazdıysanız o sizin artık kullanıcı adı şifreniz olacak. Seçtiğimiz herhangi bir dil için giriş yap dediğimizde şöyle bir ekran gelecek. Launch Rosetta Stone kısmı programı başlatıyor. Giriş yapıyoruz. Raporlarım kısmı da daha sonra lazım olabilir. Biraz çalıştıktan sonra. Şu an bilmiyorum hocalarımız var mı ama derslerinizde mesela kullandığınızda öğrencinizden bu raporlar kısmından işte ünite, birinci ünite, birinci ders, listening ya da grammar gibi kendi raporlarını işte yüzde kaç doğru yapmışlar vesaire gibi bu raporlarım kısmından alabiliyor herkes. Şimdi Launch Rosetta Stone dediğimizde birinci üniteden itibaren dersleri açacak. Bu ekran karşınıza çıkacak. Ünite 1, ders 1. Şurada bakın ünitenin numarası yazıyor. Burada da sekmeler halinde ders 1, ders 2, ders 3, ders 4 şeklinde ilerliyor. Ve her ders altında şurada bakın telaffuz, yazma, gramer, kelime gibi farklı alıştırmalar var ve hemen sol üstteki kısımda da menüyü göster seçeneği var. Menüde de tüm üniteleri görüyoruz. Her 4 ünite bir seviye demek demiştik. Dolayısıyla burada 5 seviye var. 5 seviyeyi bitirdiğimizde B1'e ulaşmış oluyoruz. Seviye seçim anlamında istediğimiz seviyeden başlayabiliriz. Bir kısıtlama yok. Mesela o seviyede iyi olduğunuzu da düşünebilirsiniz ama ben sadece telaffuzumu geliştireceğim diyebilirsiniz. Sadece telaffuz alıştırmalarınızı da yapabilirsiniz. Böyle bir kısıtlama yok. Seviye tespit sınavı var mı diye bir soru geldi. Bu modülde yok. Ama eğer işte ileride gelecek olan modülde kütüphanede abonelik yapması durumunda onda bir seviye tespit sınavı da oluyor. Sizi bir sonraki aşamaya o sınavı geçmeden zaten izin vermiyor ilerlemenize. Şimdi burada da ünitelerden işte birkaç örnek görecek olursak burada 5 dakikalık işte bir kelime alıştırması aşağı yukarı kaç dakika süreceğini de söylüyor. Direkt buradan da başlayabiliriz. Tabi tavsiye edilen çekirdek derslerden başlayıp tek tek ilerlemek. Uygulama genelden özele gidiyor. İlk mikrofon tanımlarken İşte bir sesinizi algılaması için birkaç seçim yaptırır. Kadın, erkek ya da çocuk olarak daha iyi algılıyor çünkü konuşma alıştırmaları. Şimdi size gelmiyor olabilir ses ama yukarıda görmüş olduğunuz cümleyi aynı zamanda sesli olarak da okuyor. Yani buradan doğru yanlış seçimleri yapacağız. Ve eğer yanlış yaparsak bir daha tekrarlamamızı isteyecek. Eğer doğru yaparsak bir sonraki adıma geçecek. Bir sonraki alıştırmaya zaten kendisi otomatik olarak ilerleyecek. Mesela burada da yukarıda iki örnek veriyor. Farklı bir
farklı bir fiille iki örnek veriyor. Alttakini benzeştirmemizi istiyor vesaire. Tekrar ana ekrana döneyim. Giriş yapmaya çalışanlar olabilir, hala deneyenler olabilir. Ben arada bir chat kısmından soruları almış olayım. Speaking ile ilgili bölüm elbette var. Mesela bakın telaffuz kısmı var. İkinci derse gelecek olursak, mesela üçüncü derste speaking var ayrıca. Her ünite sonunda milestone bölümleri var. Burada zaten tamamen speaking. Mobil uygulamayı göstereceğim. Yazma ve okuma seçtiniz. İleride genişletilmiş seçebilir miyim? Her ünite değiştiğinde size müfredat soruyor. İstediğinizi seçebilirsiniz. Seçtiğiniz dili nasıl değiştirebilirsiniz? Dil değiştirme kısmı şu şekilde. Kullanıcı adı şifrenizi aldınız. Yine kütüphane sayfasından Rosetta'ya gitmeniz lazım. Yeni bir dil seçmeniz lazım. O zaman dili değiştiriyor. Bilgisayarda hangi dili seçtiyseniz mobil cihazınıza da yansıyor. Ama bir önceki seçmiş olduğunuz dildeki her şey de kaydediliyor. İlk girişte aldığınız kullanıcı adını tabii ki yeni bir hesap da alabilirsiniz. Yani Ankara Üniversitesi'nden giriş yaptığınız sürece uzaktan erişim olmak ya da üniversite internet ağında olduğunuz sürece 5 tane de hesap alabilirsiniz farklı maillerinizle. Her mailinizle ayrı dil çalışabilirsiniz. Şimdi burada ekranın bir de üst kısmında şurada ayarlar bölümü var. Bakın burada ayarlar var. Profiliniz bölümü var. Profil bölümü var. Ses bağlantısı. Telaffuzun zorluğu. Şurada kurs seçeneği. Bakın şurada kurs ayarlarını değiştir diye bölüm var. Sormuştunuz hani değiştirebiliyor muyuz diye. Siz hangisini seçtiyseniz burada standart, extended değiştirebilirsiniz elbette. Müfredat şuna göre ayarlanıyor. Mesela extended da ekstra alıştırmalar ekliyor. Reading, writing focus'u seçersek o konudaki o yeteneklere özel alıştırmalar arttırılıyor. Yine mobile geçeceğiz şimdi ama gelen sorular arasında hem okuldaki bilgisayardan hem de telefondan kullanabilirsiniz. Eş zamanlı olmamak kaydıyla elbette hem bilgisayardan hem mobilden kullanılabilir. Sadece eş zamanlı açmaz. Mobilden üniversite internetine ihtiyacınız kalmayacak zaten. Şimdi hesap oluşturduk. Mobil cihazlardan ben de mobil cihazı yansıtacağım ekrana. Benim verdiğim şifre bugünlük geçerli. Benim verdiğim şifreye zaten mobilinize de kurarsanız bugün o şifreye de ihtiyacınız kalmayacak artık. Çünkü üniversite internet ağında olmanız gerekmiyor. Asıl Rosetta'nın diğer özelliklerine de mobil cihazdan devam edeyim. Anlatmaya bu arada onu da bir ekrana yansıtayım. Tabii şimdi kısaca nereden giriyorduk? Dili nasıl değiştiririz? Ondan bahsedeyim ve mobil kısma geçelim. Bir çıkış yapıyoruz Rosetta Stone'dan. Tekrar hatırlatmak gerekirse yapmamız gereken ilk iş bilgisayardan girerken her zaman üniversite internet ağında olmanız ya da kampüs dışı erişim ayarlarınızı yapmış olmanız lazım. Şu kısımda anlatılıyor kampüs dışı erişim ayarları. Kaynak araştırma bölümünden de e-kütüphane, veri tabanları bu seçeneklerden herhangi birini kullanarak Rosetta Stone'a giriyoruz. Benim size vermiş olduğum şifre dediğim gibi sadece bu sunum için geçerli. Hesap oluşturma konusunda kolaylık olsun diye hazırladığım bir şifre ama bu şifreyi tabii ki uzun süreli tutamam. Üniversite internet ağından girdiğinizde bu ekrana geliyoruz. İlk sefer için kullanıcı adı şifrenizi buraya giriyorsunuz. Onlar bir sonraki seferlerde geçerli oluyor. Çalışacağımız dili buradan seçiyoruz. Şimdi burada en son hangi dili seçtiysek o dil mobil cihazınızda da gösterilecek dil oluyor. Şimdi burada kullanıcı adı şifreyi aldık. Sonra ne yapacağız? Mobil cihazlara gideceğiz. Ben de mobil cihazın ekranını yansıtayım. Müsaadenizle bir saniye. Sonrasında devam edelim.
Bu arada mikrofonu da değiştireceğim ki mobil cihazın sesi duyulsun. Beni duyabiliyor musunuz acaba? Tamam. Sesi değiştirmiş oldum. Şimdi ekrana da yansıtacağım. Rosetta yazdığınızda Apple Store'a ya da Google Play Store'a zaten Rosetta Stone Learn Languages diye bir uygulama gelecek. Onu yüklemeye başlayalım isterseniz. Ben de o arada ekranımı yansıtayım. Ekranımı görebiliyorsanız lütfen bilgi verir misiniz? Bir mobil cihaz ekranı olması lazım. Görebiliyor musunuz acaba? Rosetta Stone yazıyor olması lazım. Gözükmüyor. O zaman şöyle bir tekrar İçeriği ben paylaşmaya çalışayım. Şu an görüyor musunuz? İndireceğimiz uygulama bu. Rosetta Stone. Learn Languages yazıyor. 65-70 MB kadar olması gerekiyor. İndirdikten sonra uygulamayı açıyoruz. Şimdi burada önemli nokta hesap oluşturma işlemini uygulama üzerinden yapmayalım. Dolayısıyla henüz hesap oluşturmadıysanız yeni hesap oluştura tıklamayalım. Çünkü bunu üniversite internet ağından ya da proxy ile yapmak durumundaydık ki sizin Ankara Üniversitesi'nde olduğunuzu algılasın. Aksi takdirde dışarıdan bir kullanıcı gibi algılar, size bir demo açar, bir ünite çalıştırır, ondan sonra ücret talep edebilir. O yüzden hesabı o yüzden bilgisayarda oluşturduk ve şimdi yapacağımız işlem Sign In bölümüne gelmek. Hesap oluşturun altında Sign In seçeneği var. Buradan da Work or School'u seçiyoruz. Yani bu şahsi bir hesap değil, bu üniversitenizin, kütüphanenizin size sağladığı bir hesap. O yüzden Work or School'u seçmemiz gerekiyor. Ve sonrasında da bilgisayarda oluşturduğumuz kullanıcı adı şifresini gireceğiz. Ben de giriyorum bu bilgileri. Cihazdan cihaza değişir. Bazısı adım adım önce kullanıcı adını girmenizi ister. Sonra ileri dersiniz şifre girmenizi ister. Cihazdan cihaza değişebilir. Kullanıcı adı şifre giriyoruz ve size bir de namespace diye bir kısım soracak. Namespace bölümü hepimiz için aynı üniversitenizin Rosetta Stone kurumsal numarası diyebiliriz. Lütfen bunu bir yere not edin. Çünkü cihaz kaydetmiyorsa girişlerinizi de soracak. Siz bu adımı ilerlerken ben chatten soruları bir göz atayım. Bunları almaya çalışayım. Mobilden proxy ayarı nasıl yapacağız? Soru. Mobilden proxy yapmayacağız. Bilgisayardan proxy ile girip şifrenizi aldıktan sonra kullanıcı adı şifrenizi, o kullanıcı adı şifre ve bu ekranda gördüğünüz namespace numarasıyla giriş yapabileceksiniz. Kullanıcı adı ve şifreyi istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz. Sorulara bakıyorum. Satın almanız gerekiyor diyor. O zaman mobil cihaz üstünden hesap oluştur demişsinizdir. Üniversite üstünden gitmeniz lazım. Ana sayfanız üzerinden.
Ankara Edu.tr uzantılı mailimizi internet üzerinden alamıyoruz. Bu konuda nereye mail atmalıyız? Yani tam bilemiyorum, bilgi işlem olsa gerek ama Nurgül Hanım buradaysa cevap verebilir belki. Bilgi işleme bir sorun bence. Sonra denseniz tabii ki olur, kayıt olamadıysanız. Verdiğim kullanıcı adı şifreyle ayarları değiştirmeden girebildiniz. Evet, bugünlük sağladım, sunum için sağladım zaten o yüzden. Yeni şifre maille de hesap oluşturdunuz. Tekrar ayarları değiştirmeye eğer mobilden kullanacaksanız gerek yok. Gelen sorular arasında. Tamam, buraya kadar tamamlamıştık. Bu benim yazdığım kullanıcı adı şifre. Siz lütfen yazmayın. rosettaankara@epsco.com geçersizler çünkü benim kullanıcı adım o. Siz az önce hangi kullanıcı adı şifreyi oluşturduysanız onu yazın lütfen. Okuldan girdiniz, evden proxy ister ama mobilde evden artık bir şey istemeyecek. Mobil uygulama için ad alanı dediği kısım namespace bölümü, işte bu ekrandaki küçük S 684 49 38 kısmı. Bunları yaptıktan sonra bir dakika daha tutacağım ekranda, hani lazım olabilir diye. Proxy kısmını ben sunum bittikten sonra bir daha anlatayım. Çünkü belli ki çok soru var. Onu sunum sonrası bir daha anlatayım. Tek tek adım adım ilerleyelim. Yeni kayıt olan yüksek lisans öğrencileri mail adresini yine bilgi işlemi arayıp mı alacaklar acaba? Yani onu bilemiyorum açıkçası da. Yani tahmini bilgi işlemdir diye düşünüyorum. Hani mail adresinizi bilgi işlem verir diye tahmin ediyorum. Bilgi işlemden alınıyormuş, evet. Şimdi giriş yapıyorum. Bilgisayardan bahsedeceğim tekrar. Dil olarak İngilizce seçtiğim halde menü Türkçe görünüyor. Telefonunuzun arayüz ayarları Türkçe. O yüzden tamam, problem değil. İstediğiniz mail adresinizle hesap oluşturup girebilirsiniz. YDS ve YÖKDİL sınavına katkısı olur mu? Muhakkak olur ama temel sınav hazırlık aracı değil. Onu söylemekte fayda var. Mobilden dil değiştiremiyoruz, evet. Yani herhangi bir geçerliliği yok. Yani hocanız kabul ediyorsa buradan aldığınız skorları, böyle bir geçerlik durumu söz konusu değil, belge geçerliliği. Şimdi mobilden girdik. Az önce birinci dersi tekrar açmış oldu. Ana ekrana dönecek olursak burada yine dörder dörder. Şimdi mobil cihazın durumuna göre yana doğru kayıyor olabilir, aşağı doğru kayıyor olabilir. Bu şekilde üniteler içerisinde ilerliyoruz. Ve bakın, ben özellikle tabii az önce basit bir örnek yaptık ama şu kısmı göstermek istiyorum. Sesi alır almaz bilmiyorum ama deneyeceğiz. En altında ünitelerin mobil cihazınızda gözükmüyorsa bile bilgisayarda muhakkak var. Milestone dediğimiz bir kilometre taşı kısmı var. Bu kilometre taşı kısmında doğrudan artık ünitenin tamamlanıp bitmiş, en son bütün öğrendiklerimizi bir diyaloğa döküldüğü, biraz da etkileşimli olan bir kısım. Dolayısıyla burayı muhakkak yapmanızı tavsiye ederim. Şu şekilde çalışıyor. Onu da göstereyim. Sesi duyabiliyor musunuz bu arada? I'm not nervous.
I'm excited about meeting the other volunteers. No, I'm not nervous. I'm excited about meeting the other volunteers. Şeyin sesini, uygulamanın sesini kastediyorum. Şimdi burada sesimizi almıyor maalesef. Burada boşlukları doldurmanız isteniyor. Birkaç tane örnek verdi. Bunu da yazıyla gösterdi ama bundan sonra birkaç göstermeyecek. No, I'm not nervous. I'm excited about meeting the other volunteers. Bakın orada bir çubuk doluyor. O çubuk dolduğunda, yarıyı geçtiğinde ilerlemenize izin verecek. Bu şekilde bakın yaklaşık işte bir 50-60 arası, başlarda 30-40 arası olur ilk ünitelerde. Sonra ilerledikçe 50-60 arası bir diyalog kısmı olur. Özellikle bunu tavsiye ediyorum ve mobil cihazlarda özellikle bir extended learning kısmı var. Benim ekranımda, ekranın en altında ikinci sekme olarak yer alıyor. Bazı cihazlarda menü altında, bu üç çizgili işaret altında da olabilir. Bu ayarlar bölümünde de olabilir. Burada görebilirsiniz. Şimdi burada bir Seek and Speak bölümü var. Burası işte objelerin resimlerini çektiğimiz, gerçekten de algılıyor. Size bir görev veriyor. İşte sebze çorbası yap diyor, atıyorum. Brokoli resmi çekiyorsunuz, ne bileyim havuç resmi çekiyorsunuz, onları algılıyor. Ya da mevcut resimler arasından da seçim yapabiliyorsunuz. Sonra adım adım size onu yapmayı gösteriyor. Bu arada tabii telaffuzu öğreniyorsunuz, nasıl yazıldığını görüyorsunuz. Phrasebook kısmı özellikle şu açıdan önemli. Günlük yaşamda kullanılan kalıplar. Bunlar, atıyorum işte bir Erasmus'a gittiniz, bir sebepten dolayı bir konferansa, ne bileyim bir tatile gittiniz. Yurt dışında bir yere, diyelim ki Almanya'ya Almanca çalışıyorsunuz. Buradan işte mesela otele giriş yaparken ya da çıkış yaparken hangi kalıplar kullanılıyor? Bunları görebiliyoruz. Ya da işte bir etrafı gezeyim dediniz. Hangi kalıplar kullanılıyor? Bakın üstte de sekmeler var. İşte yön sorma gibi. Hikayeler bölümünde üniteler ilerledikçe daha uzun olmak üzere birçok hikaye var. Bu hikayeleri dinleyebiliriz, okuyabiliriz. Sol altta modları var. Şu an okuma modunda mesela. Bir ikincisi dinleme modu. Part 2. Bobby, Jen, Dan and Victor were climbing in the mountains near Juneau, Alaska. Bir üçüncüsü de ses kayıt modu. Sesi kaydediyoruz. Sonra kendimizi dinliyoruz. Anlayamadığı yerleri program kırmızıyla işaretliyor. Ve kendimizi dinlediğimizde biz de aslında bazı içimizden iyi okuduğumuzu düşündüğümüz kısımları düzeltebileceğimizi daha rahat görüyoruz. Audio Companion dediği kısımda tüm üniteleri sesli bir dinleme seçeneği sağlıyor. Cevaplarıyla birlikte dinleme aktivitesi oluyor. Ekranın sağ üstünde offline kullanım için özellikle oturum kaydı ile ilgili sorular geliyor. Ben kütüphanenizle, Nurgül Hanım'la paylaşacağım. Kendisiyle paylaşacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Offline download seçeneği var. İnternetinizin olmadığı durumlarda kullanabileceğiniz bir bölüm. Burası. Olmayacağını düşünüyorsunuz. İşte bir yolculukta olacaksınız vesaire. O zaman buradan istediğiniz üniteyi indirip sonra offline de kullanabilirsiniz. Konuşma ayarları, işte ses tanımasıyla ilgili. Şimdi ayarlar bu bölümden gerçekleştiriliyor. Ve yine çıkışta bu bölümden yapılıyor. Şimdi soruları alacağım. Proxy kısmına tekrar bakacağız. Proxy dışında da bakmamız gereken bir yer varsa onları da tekrar edeceğim. Teşekkür ediyorum tüm katılımcılara. Hani sorunsuz her şeyini yapmış olanlar için isterseniz vaktinizi almayalım. Ama soruları olanlar, kalmak isteyenler kalabilir.
Ben şimdi chat'teki sorulardan ilerleyeceğim. Varsa da başka sorunuz lütfen yazabilirsiniz. Menü seçenekleri, başka bir dil seçtiğimizde menü seçenekleri İngilizce mi diye bir soru var. Evet, sadece ünitelerin seçimleri İngilizce. Çocuklar için kullanabilirsiniz. Ben kullanıyorum. Çok uzun süre başında oturmuyor ama 5 yaşındaki bir çocuk. Günde 10 dakika falan başında oturtabilirsiniz. Dersler hep aktif. Yani öyle tamamlamadığınız için koyu renkli gözüküyor. İlk dersler tamamlandıkça diğer dersler aktifleşecek sanırım diye bir soru var. Hepsi aktif. Yani istediğinize tıkladığınızda açılacak. Renginin koyu olduğuna bakmayın. İngilizce B1'e kadar götürüyor. Hangi üniteden başlarsanız o seviyeden devam edebiliyorsunuz. Bir kısıtlama yok. Milestone yok benim ekranımda dediniz. Telefonda gözükmüyordur sizin cihazınızda. Bilgisayarda kesinlikle var. Bilgisayardan bakabilirsiniz. Farklı mail adresleriyle 5 dile kadar alabilirsiniz dediniz. 5 dile kadar demedim aslında. Yani örnek olarak verdim. İsterseniz 30 tane de alabilirsiniz. Problem değil. Tablette İngilizce, telefonda Rusça mümkün müdür? Ayarı nasıl olacak? En son hangi dili seçtiyseniz bilgisayarda, tablete de o yansıyor. Dolayısıyla hangisini çalışıyorsanız onunla ilerlemeniz gerekiyor. Yarın bilgisayardan girmek istediğimde nasıl girerim? Proxy ayarlarıyla ilgili birçok soru var. Tamam. En son olarak proxy'yi anlatalım öyleyse. Böylece bitirelim. Ben bugünlük bir giriş bilgisi sağlamıştım ama bugün diyelim ki giremediniz, bir sebepten kuramadınız. Yapmanız gereken işlem önce kütüphane sayfasından proxy ayarlarınızı yapmak. Bakın şurada kampüs dışı erişim var. Hatta Mozilla kullanmak daha iyi. Yani Firefox kullanmak daha iyi. Orada hiçbir daha ayar değiştirmenize gerek yok. Ekran gelmedi diye bir yorum geldi. Hemen tekrardan geçiş yapalım. Kütüphane sayfası görülüyor mu acaba? Tamam. Biraz aşağı inince proxy. Kampüs dışı erişim bölümü var. Buradan yapacağız ayarları. Bence Firefox'u kullanın. Dediğiniz gibi o diğer tarayıcılarla bir etkileşim yok. Orada kalıcı olarak bir daha değiştirmezsiniz. Bir kere yapsanız yeter proxy ayarlarını. Ama yine de Chrome'dan da yapmak istiyorsanız aynı şekilde şurada mesela proxy Ankara editörü 3121. Şimdi bunu Chrome'dan ben de yapayım. Görmüş olalım. Ayarlar bölümünden yapıyoruz. Arama kutusuna proxy yazıyoruz. Bilgisayarın proxy ayarlarını açıyoruz. Ve manuel proxy kurulumu yapacağız. Yani şuraya proxy.ankara.edu.tr, şuraya da 3121 sanırım kılavuzdaki. Bunu yazıyoruz. Sonra bana bir kullanıcı adı şifre soracak. Ben Ankara Üniversitesi'nde olmadığım için o kullanıcı adı şifreyi sağlayamayacağım, giremeyeceğim ama sizin için bu TC kimlik numaranız ve mail adreslerinizin şifresi olacak. Yani bunu yaparsanız bundan sonra kütüphane kaynaklarına, Rosetta Stone da dahil tüm veri tabanlarına giriş yapabilirsiniz. Size kullanıcı adı şifre sormaz. Yani bu proxy ayarları yapıldıysa artık veri tabanlarınız arasından kaynak araştırma bölümünden Rosetta Stone'a ya da diğer herhangi bir kaynağınıza girebilirsiniz. Veri tabanına git dedik. İşte bu ekran sizde gelmeyecek. Proxy ayarlarınızı yaptığınızda direkt burada görmüş olduğunuz ekran açılacak. Burada da kendinize bir mail adresinizi kullanıcı adı olarak belirliyorsunuz. Bir şifre alıyorsunuz. Öğrenmek istediğiniz dili seçiyorsunuz. Mobil cihazlarda kullanıcı adınız, şifreniz
Ve ek olarak bir de namespace diye bir numaranıza ihtiyacınız var. Üniversite internetine proxy'ye ihtiyacınız kalmıyor. Burada hesap oluşturduğunuz takdirde. Onlar da yine kütüphane sayfanızda, bakın, mobil cihazlardan erişim diye bir kılavuz var. Bu kılavuz altında anlatılmış durumda ve hani bir şekilde kaydetmediniz ya da kayboldu, hatırınızda kalmadı. Namespace numaranız bu. Küçükse 684 49 38.